Evet başkanım. Dernek hizmet binası daha önceden vardı. Evet. Sanırım orası yıkıldı, satıldı. Depremde evet. Galiba hasar gördü. Hasar gördü. Bakırköy Osmaniye, Su Gözü Sokak'taydı. Su Gözü Sokak'taydı. Su Gözü Sokak hala devam ediyor mu? Var şu anda. Var, Su Gözü Sokak devam ediyor. Orayı sattınız. Evet. Belirli bir miktar mevcut paranız var. Aynen öyle. Peki hala şu anda zaten en büyük hedeflerinizden bir tanesi dernek hizmet binası alımıydı. Evet. Bunu da olağan genel kurulda üyelerinize bildirdiniz. Üyelerinizin size tabi bazı önergeler oldu. O önergeler doğrultusunda sanırım şu anda hizmet binası alımını durdurdunuz. Yani durdurma derken tapulu bir yer evet. almak istediler. Üyeler o şekilde karar verdiği için siz de üyelerinin verdiği karar doğrultusunda hareket etmeye Aynen. çalışıyorsunuz. Evet. Bu konuda görüşleriniz nelerdir? Şimdi şöyle söyleyeyim, biz olağan genel kurula gitmeden bir ay önce falan Bağcılar Kültür Merkezi'nin yanında 220 metrekare toprak tapulu giriş kat bir yer bulduk. Tabi bu arada bir ay kaldı. Biz göreve gelirken üyelerimiz bize ne kadar yer alımında yetki verse de biz ahlardan bunu genel kurulu yapacağımız için genel kurula taşıyalım dedik. Biz yer sahibiyle görüştük. Bunu görüşürken de dedik ki bizim genel kurulumuz var. Genel kurulda bu olayı üyelerimize taşıyacağız. Üyelerimizden olur cevabı alırsak biz yerinize talip olacağız. Yoksa dedik şu anda dedik ettiğimiz pazarlığın bir şeyi yok. Fiyatını da görüştük tabii. Anlaştınız. Biz fiyatla. Anlaştık. Tabii biz olağan genel kurula gittik. Orada bu konuyu ben başkan olarak açıkladım. Zaten olağan genel kurulda gündem maddelerinde bir tanesi oluyordu. Gündem maddelerin içinde yer alımı vardı. İşte yaptıklarımızı, yapamadıklarımızı anlatırken sıra neyi vaat ettik de yapamadık. Tabii onu açıklama sorunu. Onu orada kaldı. Bu o maddeye gelince tabii ben burada bir açıklama yaptım. Böyle böyle toprak tapulu, tapudan yerin bakıldığını, temiz olduğunu, böyle böyle bir yerin olduğunu. Fakat genel kurula az bir zaman kaldığı için üyelerimizin de olurunu almak için burayı bekletiyoruz dedik. Üyelerimizden söz hakkı alıp fikir söyleyenler bizim derneğimizin bir sefer Osmaniye'de toprak tapuluydu. Orada mağduriyet yaşadı. İkinci mağduriyet yaşanmasın. Bizim iskanlı tapulu yerimiz olsun denildi. Tabii biz de eyvallah dedik. Yani dernekler üyelerle yaşar zaten. Bir kişiyle, 10 kişiyle olmaz. Onun için tabii biz orada olağanüstü genel kurula gideceğimizi de açıkladığımız için bu bir buçuk ay içerisinde bu konuyu biraz askıya almış gibi olduk. İnşallah Aralık 23'te biliyorsunuz. Evet, olağanüstü. Haberini de yaptınız. Birazdan oraya da geleceğim başkanım. Olağanüstünden sonra artık gelecek arkadaşlar bu işe inşallah hayırlısıyla inşallah talip olurlar. Biz de onların destekçisi oluruz. İnşallah. Başkanım köyümüzde biraz önce bahsettiniz bazı sorunlarımız var. İşte yolla ilgili sulama kanalında yani bahçe sulama kanalında falan herhangi bir sıkıntınız falan var mı? Diğer konu zaten en büyük konu onu soracağım. Onun takipçisi oldunuz siz. İki tane yavrucağımızın evet. o su kanalına düşüp boğulması. Orada herhangi bir koruma yoktu. Biz de çekimlerini, evet. Biz de gittik Şimdi yaptık. Yapılmış Murat. Onu soracağım. Şu anda oradaki korumalar belli bir kısma kadar mı yapılmış yoksa tamamen koruma var mı yani? Yine herhangi bir açıklık falan var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Sondan başlayayım ben. Şu anda çalışma devam ediyor. Orada çocuklar kanala düşenden bu yana çalışmaları devam ediyor. Sulama kanalımızda köye gelen sulama kanalında bizim belirli bir kısım harp verir hani köylerde. Harptan su geliyordu. Kışın kar yağınca, yağmur yağınca o harplar hep bozuluyordu. Bozuluyor.
bizim merkeze gelen içme suyun bir ara yağmurdan Heyelan bölgesinde sel almış götürmüştü. Muhtar o ara orayı dilekçesini verirken bu sulama kanalının da dilekçesini vermiş. Sağ olsun. Kapalı boru içinde, devletimizden de Allah razı olsun, emeği geçen devlet, herkese... köy desten geliyor sanırım o. Köy desten geliyor, işçiliğini sanırım köylü yapıyor. Evet, öyle oldu. Oraya geleceğim. O borular aldı. Büyük kaşık o borular. Büyük boru. İşte bizim köylülerle birlikte yine derneğe mal etmeden köyde her eve olan şey ufak bir mevla salım derler. Salım veya döküm derler. Öyle bir para salım yaparak onlar yapıldı. İşte onun haricinde caminin üstü onarıldı. Köy imam evi onarıldı. Köy konağının üstü akıyordu. Her işi devlete bırakmışsınız. Hizmetlerimiz arasında demin unuttuk bak çok önemli konuları Murat Bey sağ olsun. Bunları işte yönetim olarak biz buradan biraz destek verdik. Köyün salımıyla birlikte bunlar yapıldı. O işte köyün sulama kanalları yapıldı. Derken yani denen başarısı olmak için ben bir şey söylemek istiyorum. Hangi köy olursa olsun. Hangi il olursa olsun. Hangi ilin derneği olursa olsun. Köyündeki muhtarla İstanbul'daki dernek yönetimi uyumlu çalışması lazım. Zaten o. Eğer muhtarla dernek ikisi o oradan ayrı hava. İstanbul'da dernek ayrı havadan gidiyorsa köyde hiçbir tane ağaç bile yeşermez. Aynen öyle. Onun için bilmiyorum. Belki bizim abi kardeş köyde muhtar kardeşim burada başkan benim yönetim kurulumun daha köye sıcak bakmasından dolayı mıdır? Nedir? Biz hakikaten bir bütün olarak çalıştık. Hiç muhtarlık, dernek diye bir şey yok. Yani bir iş yapılacaksa hep birlikte. Öyle hep olması birlikte lazım. Fikir birliğine vararak bu işleri yaptık. Onun haricinde tabii ki köyde hizmet bitmez biliyorsun. İşi de bitmez. Şu anda aslında en büyük sorunlarınızdan bir tanesi ben söyleyeyim. Esentepe mahallesi evet. Olarak geçiyor değil mi? Evet. Esentepe. Şu anda yeni kurulan yer Esentepe. Daha evleri. Herkesi anlasın. Heyelan evleri. Şu anda bizler de gittik orayı gördük. Evet. Tamam çok güzel binalar yapılmış. Zaten yol hemen duble yol yanından geçiyor. Ama o mahallenin içi mesela çamur içerisinde. Bordür taş çalışması sanırım başvurusunu yaptınız. Evet. Ondan cevap bekliyorsunuz. Evet. Ama yine en büyük eksiklerimizden bir tanesi merkez mahallemizdeki camimiz var. Heyelan evleri dediğimiz bölgemizde herhangi bir kaç tane evimiz var orada? 52. 52 tane evimiz var ama mescit ya da camimiz orada yok. Evet. Bunu da sanırım yetkililere başvurdunuz. Evet. Bu konuyla ilgili siz neler söyleyeceksiniz? Kime başvurdunuz? Ne zaman başvurdunuz? Başvurunun cevabını aldınız mı? Bu konu hakkında neler söylemek istiyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Bu 2-3 ay önce o Heyelan evlerinin daha önce daha çamurdu. Yolları falan açılmamıştı. Ben buradan kaymakamlığa özel idare müdürü Hacı Bey'e de teşekkür ediyorum. Yolları açtırmışlar. Başkanım o konuyu neden söyledim? Evet. Ben bizzat gittim. Kendim gittim. Orada bir çekim için gitmiştim galiba. Gittim inanır mısınız? Ayakkabıları çekemedim. Girdim yok. Ben o konuda çekinmiyorum. Ama yanımızda bir beyefendi vardı. Sanatçı bir beyefendi vardı. Onunla beraber gitmiştik. Ayakkabılarım çamur olmasın diye girmedi. Dedim ki bak çekeceğim yazacağım bunu sana. İstediğin yapabilirsin. Ben yine girdim. Evet. Ama şu an 20. 21. yüzyıl içerisinde yaşıyorsunuz. Çok da büyük bir alan değil sizin o gördüğünüz yer. Sadece orası için konuşmuyorum. En azından duble yol geçen ve duble yola çok yakın olan bir köysünüz. Evet. Sonuçta Koyulsar'ın bir göstergesisiniz. Örnek köy olması lazım. Örnek bir köy olması lazım. Yani demeleri lazım ki ya işte burası su gözü köyü. İşte o köyün o girişlerine daha değişik şeyler yapılabilir. Görüntüsü daha hoş olan şeyler yapılabilir.
Yani Kolisar'ın merkezini o yoldan geçenler zaten görmüyor. Kolisar içeride olduğu için. Evet. Kolisar sizin köyünüz olsunuz. Daha sonra işte Aşağı Kale Mahallesi, Şehirler Mahallesi o şekilde su şehrine doğru Yukarı Kale Mahallesi devam ediyor. Şimdi orada öyle güzel şeyler yapılması lazım ki, öyle güzel hizmetler yapılması lazım. Bu bizim Kolisar'ın bir göstergesi olması lazım. Ben de o gün gittim, işte hakikaten çok çamurdu. Yani normal köylerde de eskiden de gidiyorduk. Yani o kadar çamur ben inanın görmedim. Yani sonradan herhangi bir yığma toprak falan sanırım. Yeni oluşum olduğu için, yeni yapıldığı için işte. Ondan dolayı. Yani. Göre daha çakıl da olmadandır o. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Aynaya nasıl bakarsanız ayna sizi öyle gösterir. Sakallı bakarsanız sakalı görürsünüz. Tıraş olmuş bakarsanız kendinizi daha yani güzel görürsünüz. Şöyle söyleyeyim. Muhtarımız bu konular hakkında yolların taş olması için müracaatta bulunmuştu. Özel idareye. Cami yer için ilafete gitmişti. İlafet buranın projesinde cami olmadığından dolayı, cami yeri olmadığından dolayı bu projenin değişmesi lazım. Muhtarım burada suçlu duruma düşersin. Bunun oraya öyle bir şey sıkıntı verir diye. Ben de bundan 15 gün önce Sayın Milletvekilimiz Ali Turan Bey'e bu konuyla ilgili bir bilgi yazdım. Kendisine verdiniz. Yok, faksladım şeyine. Özel kalemle. Özel kalemle faksladım. Tabi o bana telefonda yaz dedi. Bu konuyla ilgili dedi. Biz dedi görüşeceğiz. Hatta ben buraya caminin de il özel idare tarafından veya ilafet tarafından yapılmasını rica ettim. Çünkü sonuçta bu heyelan olan Anus Mahallesi'nde bizim camimiz, minaremiz hepsi var. Sonuçta şu anda mesela TOKİ yapılıyor. Yani cami, nereye TOKİ yapılıyorsa oraya cami camisi de yapılıyor, çarşısı da yapılıyor. Bu neden biliyor musunuz başkanım? Ben size söyleyeyim. Şimdi bu proje yapıldı. Bu projeyi onaylayanlar kimler? Devlet. Özel idare. Evet. Kaymakamlar. Evet. Bu insanlar pekala bunu hiç düşünemiyorlar mı? Bu neden? İlgisizlikten. Bunu ben hatta şöyle şey yaptım. Şimdi bu mahallemize iki tane çocuk parkı yeri ayrılmış. Yeşil alan. Gibi. Yeşil alan olarak. Bu çocuk parkı yeşil alanın birinin iptal edilerek, proje değiştirilerek cami yapılmasını istediniz. İstedim. İnşallah hayırlı bir haber gelir. Çünkü artık köylerde biliyorsunuz yaşlı nüfus yaşıyor. Merkez Camii'yle o mahallenin arası da bayağı büyük. Köydeki şimdiki insanlar el bastonlu insanlar. Yani 18-28 yaşında aynen sonuçta öyle. Gençler değil. Ha, tabii ki burada yine bayram namazlarını ortak Merkez Camii'de kılsınlar. Cuma'sına merkeze gitsinler ama vakit namazlarında en azından mahallesinde yani kılınmış olsun, ibadetlerini yapsınlar. Onun haricinde bu mahallede fırın yoktu. Biliyorsun köylerde fırın olur. Sanıyorum devletin de öyle bir projesi var. Bu mahallede fırın da yoktu. Fırın yaptırmak kolay. Yapıyorlar hemen. Muhtar müracaat etmiş. Sağ olsun kaymakamlığımızda Kolisar Özel İdare Müdürü buradan bir miktar para vererek yeri de okeylemişler. Muhtar orada heyelan evlerinin belki görmüştürsünüz. Mahalleye girişte sol tarafta az bir geniş yer vardı. Oraya yapılması için. İnşallah fırın da yapılacak. Ben buraya emeğe geçen, bu işlere yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa zamanda o cami de oraya dikilir. Çok da güzel. İnşallah. Olur. Yani tam otobanın kenarı. Evet. D100 Karayolu Köyü'nün ortasından geçiyor. Tam otobanın kenarında. Namaz kılmak isteyen orada aracı park etsin. Tam onu diyecektim. Hatta çeşmeniz de var. Evet orada durak var biliyorsunuz. Durak var. Orada çeşmeniz var. Abdestini alın. Evet. Zaten namazını da kılar. Evet. Başkanım Kolisar Dernekler Federasyonu'na üye bir derneksiniz. Evet. Ben size şunu soracağım. Kolisar Dernekler Federasyonu hakkında düşünceleriniz nelerdir? Şimdi şöyle söyleyeyim. Her şeyin bir başı olması lazım. Yani bunu niye söylüyorum? Kolisar'ın 48 tane köyü var. Bana göre Dernekler Federasyonu olmasa hiçbir köy derneğine
ne tanışır, ne görüşür. Herkes kendi köyünde ya gece yapar, ya piknik yapar. Sadece kendi köylüsünü tanır. Zaten bir dernek başkanı kendi köylüsünü zaten tanıyor. Onun için Dernekler Federasyonu'nun bu işte abilik yapması çok iyi. Yani niye iyi? Mesela örneğin belki soracaksınız bilmiyorum. 48 köyü var diyoruz. 48 köyün 22 köyü futbol turnuvası düzenliyorsunuz. Şimdi oraya geleceğiz. Siz sormadan ben onu soracağım. Kolisar Dernekler Federasyonu düzenlemiş oldu. Genelse evet. 14 bu sene 15'incisi evet. Yapılacak. Bir futbol turnuvası var. Yani gençlerin kaynaşması için düzenlenen bu futbol turnuvasında da Sugeci Köyü Derneğimiz gerçekten güzel başarılara imza atmış bir derneğimiz. Sizin döneminizde de bir tane üçüncülüğünüz, bir tane ikinciliğiniz var. Kupayı şampiyonluğu kazandınız. Evet. Futbol turnuvası hakkında görüşleriniz nasıl? Yani turnuvada neler yaşadınız? Bayağı bir stresler yaşadınız, bayağı bir güzellikler yaşadınız, gençleri kazandınız. Evet. Birlik beraberiniz daha da arttı. Evet. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Şimdi ben o konudan önce şeyi söyleyeyim. Mesela bu Koylisar Dernekler Federasyonu olmasa bu futbol turnuvası olmaz. Yani bunun birisinin düzenlemesi lazım. Bunu düzenleyen Koylisar Dernekler Federasyonu'na, şahsınızda siz komite başkanısınız, size, arkadaşlarınıza çok teşekkür ederim. İnsan futbolun doğasında var bu. İnsan ister istemez korkula giriyorsun. Mesela kendi köyün maçı olmasa da biri Galatasaray, biri Fenerbahçe, biri Beşiktaş olsa da maçı seyrederken değişiyorsun. Aynen. Şimdi bu da aynı orada yani bir fanatiklik oluyor. Bu fanatiklikler olabilir. Fakat fanatikliğin sebebini de ben size söyleyeyim. Yani köy olarak, dernek olarak en iyi şekilde temsil etmek, bir başarı elde etmek. Aynen. Bunu istiyorsunuz. Aynen. Yani. Ama ben başka bir şey söyleyeceğim. Bunun uzatılmaması lazım. Yani o an orada neyse orada bitmesin. Saha içerisinde. Saha içerisinde taşkınlık da olur. Yani ne bileyim orada hakemi var, komite başkanı var veya iki köy maç oynarken dernek başkanları var. Bizim seyircimiz biraz daha bilinçli hale gelip burada yani benim demeden öte bir derdi varsa ya komite başkanına veya dernek başkanına anlatarak bu işleri çözmemiz lazım. Siz de söylediniz. Bizim gerçekten bu işe göreve geleli ciddi baktık. İlk sene Sakup Hoca ile Okan Hocam çalıştırdı. Üçüncü olduk. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. İkinci bu sene 2012 sezonunda da ikinci olduk. Yine Okan Bey, Hakan Bey, Cemil arkadaşımız. Şu anda o çalışıyormuş. Onu da sizlere selamlar. Bu arkadaşlarımız emek verdiler. Biz de tabii arkalarında destek olduk. Seyircilerimiz, köylü olarak köylülerimiz yani turnuvaya renk kattı. Görüyorsunuz yani hakikaten turnuvada Sugözü Köyü'nün maçı olduğu zaman sanki Galatasaray Fenerbahçe maçı gibi bir orada meşaleler yanmak, seyirci olduğu için yani turnuvalar tabii ki olacak. Gençler tabii ki birbirini tanıyacak. Biz şimdi Koylisarlı olarak yönetimlere girdikçe Koylisarlılar birbirlerini tanıyor. Ama oraya 24 takım katılıyor. 24 veya 22 takım katılıyor. Neyse 18 takım. Hiç 24. Önemli değil. Ha? Ama o gençler, o 24 takımının gençleri de birbiriyle maç oynamasa da çıkarken birini görüyor, girerken birini görüyor. Buradan bir göz siması oluşuyor. Bunun Koylisarlı olduğunu en azından görüyor. Akrabalar, teyze çocuklar. Oradan aynı takımda oynuyor. Birbirlerini tanımıyorlar, orada tanımıyorlar. Onun için ben... Güzel dostluklar, güzel arkadaşlar. Bakın dernek yönetimleri dahil, şu an oluşan dernek kodekte olsun, merkezlerinde olsun, diğer dernekler hep turnuvalardan gelen insanlar yöneticilik kısmına yükseliyor. Evet, evet, aynen. Bu çok güzel bir şey. Hakikaten siz de turnuvaya bir renk katıyorsunuz. İnşallah bundan sonra da renk katmaya çalışacaksınız. Başkanım, derneklerimizi takip ediyorsunuz. Toplantılara geliyorsunuz. Evet. Onların etkinliklerine gidiyorsunuz. Dernekler sizce yeterince temsil edilebiliyor mu?
yeterince yönetilebiliyor mu daha doğrusu? Şimdi buna şöyle söyleyelim. Herkesin bir soğan doğrama usulü vardır. Şimdi adamın, oraya gelen yönetimin görüşlerine saygı duymak lazım. Kimisi ben böyle götüreceğim derneğe diyor. Öbür arkadaş geliyor. Değişik. Değişik. Ben böyle daha uygun görüyorum diyor. Onun için o konuda ben çok bir yorum yapmak istemiyorum. Ben zaten yorum aslında biraz önce yaptık. Ne dedik? Ekip çok önemli. Evet. İstek çok önemli. Evet, aynen öyle. İsteği olmayan insanı o derneğe, yönetime yazdığın zaman zaten aynen öyle. Ben göreve bir gelmiş, tanesi kırılıyor zaten. Göreve gelmiş bütün Koylisar'ın köylerindeki derneklere, yönetimlerine başarılar diliyorum. Vakıfa başarılar diliyorum. Koylisar Dernekler Federasyonu'na başarılar diliyorum. Hakikaten kolay iş değil. Bu gönül işi. Bu bir yani o topraklara aşık olma işi. Oralara bir hizmet götürme işi. Bunu ben hep bunu söylüyorum. Bir de bu işleri yaparken herkes Allah rızası için yapıyor. Kimse yani kimse oraya ben şöyle olayım böyle olayım diye gelmiyor. Herkes ben köyüme karınca kadarınca ne kadar hizmet yapabilirim onun peşinde. Onun için